askerlerinden özgürleşmesi için Mescid-i Aksa'nın hürriyete kavuşması için hürriyetini satan, özgürlüğünü satan bir yiğitten bahsetmek istiyorum. İsmi Abdullah Berkusi. Niyeti sadece Mescid-i Aksa'nın etrafının şerefli kılındığı, ayetin ifadesiyle izzetli kılındığı beldeyi kurtarmak. İsrail askerleri tarafından yakalanır. 2003 senesinde 67 defa müebbet, 5500 yıl hapis cezasıyla mahkum edilen bir Müslüman. 67 defa müebbet ve 5500 yıl hapisle de mahkum edilmiş bir kişi. 2003 senesinde 3 yaşındaki bir kızıyla yolculuk ederken sırtlan pozisyonundaki İsrail askerleri tarafından yakalanır. Bakın dinleyin. Tam 10 yıl boyunca tek başına bir hücreye mahkum edilir. 10 yıl boyunca. 2013 senesinde o hücreden çıkartmak zorunda kalır. Ama dikkat edin. 67 müebbet, 5500 yıl hapse mahkum edilir İsrail mahkemesi tarafından. Çocuğu 3 yaşında, şu an babasının İsrail askerleri tarafından götürüldüğünden beri tam 12 yıl geçmiş. Yani çocuk 12 yaşında. Şimdi benim sözlerim Abdullah Berkusi ve Abdullah Berkusilerin yüreklerine hitap edecek güçte değildir. Sözüm cılızdır. Acizdir. Şu kapıdan çıkmadan yere düşer. Benim sözlerim onun hanımının kulaklarına değip kalbine etki yapmaz. İşitemeyeceğini bilir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah onlar için de kıyamete kadar onlar gibiler için de öyle bir ayet indirmiştir ki vallahi o sözler onlar için yeter. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah. İnnallaha ma'as sabirin. Ey iman eden Abdullah Berkusi. Ey iman eden Berkusi ailesi. İçinizdeki yanan öfke ateşini, öfke zehirini sabır panzehriyle öldürün. Etrafı mübarek kılınan beldede namaz kılarak bana yaklaşın. Muhakkak ki ben sabredenlerle beraberim. Onlar değil 67 müebbet, 1000 defa idam kararı da verseler, Allah Azze ve Celle 2015'in Eylül ayında bu gece onun esaretten kurtulmasına, beraat etmesine hüküm verdiyse o kapıyı kimse kapalı tutamayacak. O kapıyı kimse kilitleyemeyecek. O kapı ardına kadar İnnallâhe me'as sabirin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bunu hücrelerine kadar işleyen, iliklerine kadar işleyen, hayatına düstur edinen adamların ve kadınların yardımına koşacaktır. Şu an beni belki işitecek olan. Ama bu söylediklerim özelde sesini işittiğimi zannettim. Belki sesime cevap veremeyecek. Ama inanıyorum ki kulakları benim sesimle çınlayacak. Bütün mahremiyetini, gizli hazinelerini ve servetini kocasına açan ama kocası tarafından boşandırılan, yalnız bıraktırılan o mümine kadına da alemlerin Rabbi olan Allah aynı şekilde hitap etmektedir. Ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.
ey aziz dostlar. Gelin.